Lider! İşte teşkilat! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İzmir'de vatandaşla buluştu. Evet. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen buluşmada Ümit Özdağ, Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı, Gençlik Kolları ve vatandaşlar karşıladı. Toplanan kalabalıkla Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yapan Özdağ, halktan yoğun ilgi gördü. Ümit Özdağ, gençlerle fotoğraf çekilerek sohbet etti, dertlerini dinledi. Özdağ, Gündoğdu Meydanı'nda bir süre kaldıktan sonra tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönerek yürüyüşe katılanlara teşekkür etti ve 8-9 Ağustos'ta Çanakkale'de Türk bayrakları ile yürüyeceğiz. Herkesi benimle birlikte yürümeye bekliyorum diyerek alandan ayrıldı. 57. Alay Karargahı'nda 8'i gecesini birlikte geçirelim ve ertesi sabah Anafartalar Muharebelerinin başlangıç 108. yılı Mustafa Kemal'in Çonkbayırı'nda olduğu yere 57. Alay Karargahı'ndan yürüyerek geçeceğiz. Hepinizi orada bekliyorum. İnşallah birlikte olacağız. Ümit Özdağ'ın İzmir programında Özdağ ile birlikte ziyaretlere katılan Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanı Erdem Dağkaya, Bir TV mikrofonlarına konuştu. Dağkaya, Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çok fazla üye aldığını dile getirdi. Seçim sonuçları aşağı yukarı belli olduğunda bizim telefonlarımız çalmaya başladı ve yığınlar Zafer Partisi'ne doğru koşmaya başladılar. İnsanlar yoğun bir şekilde tutundukları ve piyasa içerisinde, daha doğrusu siyasi partiler içerisinde buldukları en temiz, en dürüst, en ilkeli siyasi partiye ve genel başkana doğru akın akın gelmeye başladı. Bu da Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'dır. Ümit Özdağ'ın yerel seçimlere yönelik basına kapalı bir dizi görüşme gerçekleştirmesinin ardından İzmir'den ayrılması bekleniyor.